Arkadaşlar merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir şiş çalışması yapacağız arkadaşlar bugün de. Çok güzel bir model. Örgüçlerimizde, her türlü örgüçlerimizde rahatlıkla kullanabileceğimiz şöyle minicik minicik. Yapımı da çok kolay. Güzel bir örgü modeli arkadaşlar. Evet, şu şekilde. Şimdi bunu model olarak alalım. Beyaz ipimle de arkadaşlar sizlere nasıl yapıldığını anlatacağım inşallah. Kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Abone ol şıkkını tıkladıktan sonra önünüze çıkacak zil simgesini de tıklarsanız aktif hale getirmiş olursunuz. Aboneliğinizi dostlarım. Şimdi modelimiz 4 ilmek ve katlarından artı 1 ilmekten kuruluyor dostlar. Ona göre yapacağınız örgü ilmeklerinin sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi 21 tane ilmeğimi attım buraya arkadaşlar. Pardon, 25 tane ilmeğimi attım ve örgümün kuruluşunu yapacağım. Örgünüzü isterseniz direkt hiç lastik örmeden de yapabilirsiniz veya herhangi bir lastik yaptıktan sonra kurulumunu da yapabilirsiniz. Ama yapmanız gereken tek şey şu ki modelimiz arkadan kuruluyor ve şu an bizim hani lastik yaptığımızı düşünelim. Lastikten sonra ne yapacağız arkadaşlar? Modelimizi kurabilmek için önden bir sıra düz örerek arka kısma geçeceğiz. Yani şu an ben şimdi ilmeklerimin hepsini ön kısmındayım ve arkaya kadar sıranın sonuna kadar düz öreceğim. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Örgümüzü arkasından kuracağız. Dediğim gibi arkadaşlar şu şekilde ilmeklerimin hepsini düz örerek başa kadar gideyim. Herhangi bir lastiği yaptıktan sonra sizler de bir sıra böyle ön kısmından sıranın sonuna kadar düz ilmekler yaparak sıranın sonuna gideceksiniz ki modeli arkadan kuralım. 4 ilmek ve katları artı bir ilmek daha ekleyeceksiniz örgünüzü modelini kurarken. Yani bu modeli kurarken bu tarz bir işlem yapmamız gerekiyor. Bakın hepsini düz gidiyorum. Evet. Şu an örgümüzün arka kısmındayız. Şöyle kenar ilmeğimi aldım. Bir. Önündeki ilmekler şu an ters ilmekler. Ama ben onları ne yapacağım? Düz ilmek olarak bir, iki ve üç tane ilmeğimi düz ördüm. Kenar ilmeğim hariç 3 tane düz ilmek ördüm. 4. ilmeğimi ipin bu taraftayken şişimi ilmeğimin içine takıyorum. Örmeden ipimi şu şekilde dolayıp boşa alıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 tane ilmek düz örüyorum. Tekrar 4. ilmeğimi şişimi takıyorum. Örmeden boşalıyorum ama ipi de üstüne atıyorum bu şekilde. 3 ilmek düz örüyorum. 4. ilmeği örmeden şişime alıp ipimi de üstüne atıyorum. Sıramın sonuna kadar bu şekilde gideceğim arkadaşlar. Evet, örgümüzün ön kısmındayız. Kenar ilmeğimi alıyorum. Şimdi şu an önümde ters ilmekler var. Bunları ters olarak 1, 2, 3 tane ters ilmeğimi ördüm. Ters olarak onları örüyorum. 4. ilmeğim arkadan üzerine ip atlayarak aldığım ilmekti. Onu tekrar ne yapıyorum? 2 ilmeğim de burada bekliyor. Şişimi bu 2 ilmeğin içinden geçirip bir kere daha şişime dolayıp bu şekilde çıkarıyorum. Aradaki 3 tane ilmeğimi ters örüyorum.
Dördüncü ilmeğim iki tane ilmeğim var. Şey, üzerine atılmış ilmeğim ve örülmeden aldığım ilmek. Bunların ikisini şişe takıyorum. Bir kere daha dolayıp örmeden gene alıyorum. Aradaki üç tane tersimi de ters örüyorum. Dördüncüsünü şöyle ikisini bir aradan girerek üzerine de ipimi atarak boşalıyorum. Sıramın sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğim. Bakın, örmeden ipi atarak tekrar alıyorum. Örgümüzün her sırasında işlemimiz var. Hem arkadan hem ön taraftan çeşitli işlemler uyguluyoruz modelimizde. Örmeden atlatıyorum. Kalan 3 tane ilmeğimi de ters örüyorum. Bu da benim kenar ilmeğim. Şimdi gene örgümüzün arka kısmındayız arkadaşlar. Burada tekrar kenar ilmeğimi aldım. Bakın, bir, iki tane, iki ve üç tane düz ilmeğimi ördüm. Şurada sürekli üzerine attığımız artık o şeyler var, ilmekler var. Burası bayağı bir kalabalıklaştı. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? İp benden taraf. Önce şişimi bu üç ilmeğin içinden geçiriyorum. Şöyle bir tane ters örüyorum. Bir de doluyorum. Tekrar aynı ilmekleri bir kere daha ters örüp şişimden çıkarıyorum. Aradaki 3 tane düz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar geldim aynı şu gruba. Ne yapıyorum? İpim benden taraf. Üçünün arasından şişimi geçiriyorum. Önce ters örüyorum. Çıkarmıyorum. Bekletiyorum. Bir artırıyorum. Tekrar aynı ilmeklerin içinden bir kez daha örüyorum. Yani aynı 3 ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıp şişimdeki ilmeklerimi de dışarıya çıkarıyorum. Aradaki düzleri düz örüyorum. Tekrar bir örüyorum, bir doluyorum, bir kez daha örüyorum. Burayı da sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Evet, şimdi modelimizin son sırasına geldik. Örgümüzün ön kısmındayız. Kenar ilmeğimizi azıcık şunu kenara çekeceğim. Kenar ilmeğimizi alıyoruz. Burada 3 tane ters ilmeğimiz var şu şekilde arkadaşlar. Şu iki tanesini ters olarak öreceğim. Bakın, bir ve ikinci ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada kanatlı olan ilmeklerimiz var. Bakın, hani şişin üstünden atlattığımız ilmekler. Ne yapacağım? Şu iki ilmeği şu şekilde girerek beraber düz örerek alacağım. Ortadaki ilmeği tek başına düz öreceğim. Geleceğim, şu ikisini alacağım. Şu şekilde aradan girip ikisini beraber düz örüyorum. Bu şekilde. Parlaklık geçsin diye bekliyorum ama. Şimdi şuradaki ilmeğimi ters örüyorum. Gelelim bu gruba. Şöyle birazcık genişleteyim. İkisini bir alacağım şunların. İkisini bir düz örerek alacağım. Aradaki şu ilmeğimi de düz örüyorum tek başına. Sonra şu kenardakilerin ikisini düz örüyorum. Ve ortadaki ters ilmeğimi de ters örüyorum. Tekrar şu ikisini beraber alacağım. Aradaki tek ilmeği de tek alacağım. Ve bu soldaki iki ilmeği de şöyle bu şekilde beraber alacağım. Tek başına alıyorum. Beraber alıyorum. Ortadakini tek başına. Şu ikisini de beraber. Modelimizin son sırasını yapıyoruz arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Arka yüzüne geldiğimizde tekrar modelimizi yeni baştan kuracağız. İki tane düz ilmeğim var. Şey, pardon. İki tane ters ilmeğim var. Onları da ters örerek kenar ilmeğimizi de ördüm, bitti. Örgümüz şu şekilde çıktı ama daha kendini ilk örnek olduğu için çok belli etmiyor. Şimdi modelimizin arka kısmından örgümüzün arka kısmından modelimizi tekrar kuralım.
Ne yapmıştık? Kenar ilmeğimizi almıştık. 1, 2, 3 tane düz ilmek örmüştük. 4. ilmeği örmeden şu şekilde alıyoruz ve tığ şişimizin üzerine bir defa dolayarak çıkarıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimizi örüyoruz. 4. ilmeği şu şekilde şişimizi geçiriyoruz ama örmeden ipimizi dolayıp alıyoruz. 2, 3 ilmek. 4. bu şekilde. 3, 4. bu şekilde. 2, 3 ilmek. 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. Artı bir ilmek de ilave ederek modelimizi kuruyoruz demiştim dostlarım. Modelimiz örgümüzün arka kısmından kuruluyor. Şu an ben arka kısmından modelimi tekrar kurdum. Şimdi ön sırada ne yapıyoruz? Kenar ilmeğim 1, 2, 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Dördüncü ilmeğim iki kere bir kere doladığım boşaldığım ilmek. Bunu tekrar şu şekilde şişimi girip bir kere daha dolayıp boşalarak örmeden alıyorum. Ve bu aradaki 3 tane tersimi ters öreceğim. Modelimizi aynen ilk sırada nasıl kurduysam o şekilde devam ederek arkadaşlar ben birkaç sıra daha örerek şöyle birazcık ilerlemiş şekilde burada olacağım inşallah. Modelimizi tekrar şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Şu şekilde yanlardan da göstereyim. Her türlü örgü işinde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model arkadaşlar. Şu şekilde. Arkası da düzgün bir şekilde çıkıyor örgümüzün, bakın. Önü de gayet düzgün ve şık bir model. Şu şekilde de şöyle birazcık. Bakın. Turuncu ipli olanla bu şekilde olmuştu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kendinize çok iyi bakalım. Hoşça kalalım dostlarım. Daha güzel videolarda görüşmek üzere inşallah diyorum. Şöyle güzel. Evet. Hoşça kalın dostlarım. Görüşmek üzere.